İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var stüdyomuzda. Pınar Uyan Semerci arkadaşımız, hoş geldin. Biliyorsunuz Pınar Uyan aynı zamanda bizim programlarımızın, yani Şehir Hepimizin programlarının moderatörlerinden biridir. Ama bugün rolleri değişti. Evet. Evet. Ve Emre Erdoğan hocamız. Emre hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugünkü programda son hazırlanan bir araştırmanın kitabını ele alacağız. Siyasette Gölge, Korku. Evet, şimdi Pınar Hocam, öncelikle bu siyasal psikoloji disiplini hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tarihçesi nedir, nereden geliyor, böyle bir ihtiyaç nereden çıktı? Aslında eskiden de korku var mıydı, yok muydu? Yani şöyle, evet, belki söylemek lazım. Biraz ben anlatayım, biraz da Emre Hoca ekler. Lütfen. Siyaset teorisi açısından bakarsak aslında çok eski çağlardan beri, yani Antik Yunan'la ben başlarım hep, duyguların rolü tartışılmış. Yani duyguların bizim davranışlarımızı nasıl belirlediği, nasıl bir rolü olduğunu tartışmışız. Ama tabii korku deyince özellikle Hobbes burada çok temel. Aslında siyasal sistemin oluşmasının arkasında o korkunun yattığını bize anlatmış. Ama siyaset biliminin genel literatürüne baktığımızda, daha ana akımlaştırdığımızda, duygulardan çok işte ekonomideki bu rasyonel insan, artılarla eksileri ölçüp sonrasında da nasıl davranacağını bilen insana çok inanmışız. Çok bunun üzerinden düşünmüşüz. İşte seçmen davranışları olsun, bir insanın hangi eğilimi var yok diye baktığımızda genelde gördüğümüz şey daha aklı kullanan bir insan varsayımı. Fakat daha sonra tabii süreç içinde, özellikle yaşanılan dönemin siyasal sistemin içindeki bütün bu tartışmalarla, duyguların rolü biraz daha fazla tartışılmaya, daha çok anlaşılmaya başlandı. Tabii bu bireysel düzeyde de özellikle psikoloji literatürüyle, psikolojiden öğrenmeye, beraber düşünmeye, disiplinler arası bir alana açmaya başladık. Bu dünyada böyle bir gelişim var. Türkiye'de de biraz daha bunun yansıması daha geç oldu. Ama neticede biz aslında bir derleme yaptık. Bu bir konferans serisinin İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz, 2014'ten beri devam eden bir serinin, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bir konferans serisindeki makalelerin derlemesi. 2018 yılında. Evet, 2018'de. Evet. 2019'da yine Eskişehir'de oldu. Umarız o da öyle bir derlemeye dönüşür. Konusu da korkuydu. Yani bunun neden olduğunu tartışırız ama belki literatürle ilgili Emre Hoca da eklemek istedikleri varsa eklesin. Çünkü bu disiplinler arasılık çok önemli. Yani bizlerin sosyal bilimde insanı ve toplumu anlamaya çalışanlar olarak ister istemez birçok disiplini birbiriyle konuşturmak, onların kesişim alanı olarak da mesela siyasal psikolojiyi düşünmek çok kıymetli veriler, bilgiler sağlıyor bize. Evet, başlangıç itibariyle psikolojinin eğildiği bir alan oluyor ama bilahare Pınar Hoca'nın da belirttiği gibi farklı disiplinlerinde ilgi alanı içine giriyor korku meselesi. Bu anlamda siz ne dersiniz? Burada şeyi hatırlamakta fayda var, yani biraz işlevsel olarak siyaset bilimi psikoloji yeniden keşfediyor. Örneğin geçmişe baktığınızda burada ismi çok az geçen Spinoza'nın zaten duygulara yer verdiğini biliyoruz ama esas siyasal psikoloji dediğimiz formasyon yeni bir şey, çok eski bir şey değil. İşte burada herkes anekdot olarak bilir, Adorno'nun 1950'lerde yapmış olduğu otoriteryen kişilik üzerine bir çalışması var. Ve bu da şundan çıkıyor: nasıl bir koca halk bir lidere, Hitler'den bahsediyorum, katlanabiliyor. Bunun sebebini araştırıyor. Bunu daha önce hepimizin bildiği Fromm, biraz Freud'den esinlenerek vesaire. Dolayısıyla yani siyasal olanın ruhsal kökenlerini zaten merak ediyorlar. Ve bu bir disiplinin yolunu açıyor. Bu kendiliğinden değil. Bazı insanlar buna daha eğilimli olabilir mi diye bakıyorlar. Ve o büyük eser, otoriteryen kişilik ortaya çıkıyor Adorno ile beraber. Daha sonra işte sosyal psikolojiyle el ele yürüyen bir disiplinden bahsediyoruz. Burada ismi verilmesi gereken Milgram var, Zimbardo var. Bunların çok ünlü deneyleri var. Stanford hapishane deneyi ya da benzeri deneyler. Bütün bunlar insanoğlunun içerisindeki doğal olanı keşfediyorlar. Ve bu da önemli bir şey, doğal olanın varlığı ve onu geri getirme. Siyasal psikoloji ise yeni.
Yani bütün bunlar, yol ayrımı çok belli değildi. Sosyal psikolojiden siyasal psikoloji ne zaman geçildi ama siyasal psikolojinin formasyonu 1970'lerde oluşuyor. İlk derneğin kuruluşu, ilk ders kitabının yayınlanması 1973'ler ve 70'lere kadar geliyor. Hatta bizim tanıdık isimlerimizden biri Van Volkan da disiplin kurucularından biri, bir psikiyatr olarak Virginia Üniversitesi'nden ve erken dönem başkanlarından biri olarak disiplini kurumsallaştırmaya başlıyor. Disiplin yeni, kurumsallaşmasını tamamlamış değil. Uluslararası bir dernek var ama o derneğe gittiğiniz zaman her konunun tartışıldığı geniş bir platform olduğunu görüyorsunuz. Sınırları çok iyi inşa edilmiş bir bilim değil, yeni bir bilim ve çok hızlı gelişen bilim. Çünkü psikoloji bilimi çok hızlı değiştiği için işte Freud'den tutun, Lacan'a gelen, Deleuze Guattari'ye gelen bir disiplinin yanı sıra zihin biliminin öğrendikleri ki biz biraz oraya da yaslandık ve hatta şimdi genetik ve benzeri konulardan çok hızlı öğrenen ve yeniden üreten bir bilim dalı bu. Evet, biraz da Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'de nasıl gelişti? Türkiye'de de çok yeni. Şöyle diyelim, Türkiye'de 1990'larda bir takım politik psikoloji başlığıyla yayınlar duyuluyor. Hatta Vamk Volkan 2000'lerin başında, özür dilerim, Türkiye'ye Kürt sorunuyla ilgili bir çalışma yapmaya geliyor ve yarım kalan çalışması başkaları tarafından devam ettiriliyor. O dönemde çok popüler oluyor. Siyasal psikoloji olarak adlandırdığımız şey yeni. Nasıl yeni? Burada bir Amerikan tarzı var. Yani Amerikan üniversitelerinde eğitim almış, orada yayın yapan genç arkadaşlarımız var. Onlar var oluyor ama bizim baktığımız yerden, ben biz olarak bahsediyorum burada, siyasal psikoloji daha interdisipliner bir şey. Pınar hocamız bahsetti. İlk 2014'te Kocaeli Üniversitesi'nde, ismini mutlaka almamız lazım, Yücel hocamızın önderliğinde bir araya geldiğimizde, orada biz her şeyden bahsettik. Sinemadan da bahsettik, gazetelerden de bahsettik. Çok klasik Amerikan tarzı siyasal psikoloji de oldu ve bu gelenek devam ediyor. Yani bugüne kadar biz bunun siyaseti ve insanı anlamaya çalışan insanlara bir araç olarak psikolojiyi kullanan bir karmaşık, çok disiplinli, biraz aklı karışık bir ekip olarak da devam ediyoruz. Evet, bu siyasetteki gölge, korku kitabı İtaki Yayınları tarafından yayınlandı ve Mayıs 2019. Evet, çok tazı, çok yeni. Yeni fırından çıkmış bir ekmek gibi. Hocam 2014 yılında bu çalışmaların, konferansların başladığını Emre Hoca belirtti. Bu konferanslar hakkında da bir 2016'da herhalde yapılmadı. 2015'te var. Akdeniz Üniversitesi'nde. 2017 itibariyle de tematik olmaya başladı. Ankara ilk bu tematik ve onun da başlığı İtopya'ydı. Evet. O da iletişimden bir kitap olarak çıktı, gene bir derleme olarak. Gerçekten de oradaki ortam da çok hepimizi etkileyen bir ortamdı. Ve İtopya'yı tartışmak başlığı da sonrasında İtopya'nın 500. yılında arzu ile politikanın kesiştiği yer. Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde olduğu, biraz işte Türkiye'nin içinde olduğu halle üniversite dışında üniversitenin varlığı aslında bir biçimde gerçekleşmiş oldu. Üniversite dışında yapılmaya başlandı. Sonraki sene İstanbul'da bir ekip olarak devam ettik. Gene Ankara'dan hocalarımız, Aksu hocamızın da, Yücel hocamızın dahiliyle beraber. Ve buradakinde de işte korkuydu tema. Birazdan zaten neden korku olduğunu tartışırız. Bu seneki de Eskişehir Okulu tarafından yapıldı. Karizma ve Lider Kültü. Her sene bu günümüzün koşullarında konu sıkıntısı da pek çekmiyoruz. Böyle devam edecek diye umut ediyoruz. Yani aslında yapısı gereği de bence çok ilginç bir süreç devam ediyor. Çünkü işte herhangi bir şekilde çok ciddi bir kurumsal, bildiğimiz anlamda kurumsal bir organizasyonu olmayan, gönül verenlerin, el verenlerin beraberce öğrendiği ve yürüttüğü bir süreç bu. Evet, Eskişehir Okulu derken herhangi bir üniversiteyi kastetmiyoruz. Yok, Eskişehir'de gene bu bütün bu yaşanan süreçle KHK'lar dışında süreci sonucunda üniversitenin dışında kalan arkadaşlarımızın kurduğu Eskişehir Okulu var. Evet, Eskişehir Okulu ev sahipliği yaptı. Evet, bizler de destek, yani beraber yardımcı olmaya çalıştık. Orada bu senekinde gerçekleştirmiş olduk. Her sene umut ediyoruz tekrarlanabilecek farklı temalarla. Kitabın içinde de 2018 sunumlarından yanılmıyorsam 4 tanesi var herhalde. Şimdi yedin. Şöyle belki toparlayabiliriz. Evet, aslında bir ona ilişkin de bilgiyi tabii, verelim. Yani bizim yapmaya çalıştığımız sunumlardan bir derlemeydi. Ama şey de söylemek lazım, sadece sunumlar hali olmadı. Arkadaşlarımızı, yazarlarımızı biraz yorduk. Evet. Bayağı çalıştılar tebliğlerin üzerinde. Sonrasında karşılıklı yazışmalarla, gidiş gelişler oldu.
Prensin Korkusu bildiğimiz aslında çok daha teorik bir metin. Utku Özmakas'ın sunmuştu Utku. Sonrasında da çalıştı ve şeyi ben önemli görüyorum aslında demin Emre Hoca'nın söylediği çerçevede. Biz siyaset teorisinde çok fazla insan doğasını tartışırız. Yani en temel kavramımız budur. İnsanın bir özü var mı? İnsan doğasını nasıl tarif ederiz? Bu açıdan baktığımızda psikoloji de insanın doğalını ya da insanın doğalına dair bir takım varsayımlar koyarak aslında burada hani nasıl diyeyim üst üste bindiği yer bana çok insan doğası geliyor ve bunu anlama çabasını görüyoruz aslında bu disiplinlerin kesiştiği yerde. Tabii ki işte bilimdeki gelişmeler, işte zihin bilimdeki gelişmeler, psikolojideki gelişmeler, deneyler, bütün bunlar bize de siyaset teorisini tekrar sorgulatıyor ya da varsayımlarımızı bir daha gözden geçirtmeye çalışıyor. Bu ilk metinlerimiz Erdoğan Altun da bence çok önemli bir metin sundu. O da aslında kadim bir korkuda sürmek diyor, kadim bir nefretin izini. Mizojeni ve tanatofobi, bu iki kavram zor kavramlar aslında bir açıdan da hepimizin çok evrensel korkuları diyelim. Biri ölüm korkusu. Ölüm korkusunu izlerken, peşine düşerken kadın nefretini, kadınlardan olan ürkmeyi ele almış bir metin. Hem tabii ki Türkiye'de çok önemli, anlamlı bir metin olduğunu düşünüyorum ama aslında dünyada da çok daha evrensel bir şeyle konuşuyor Erdoğan burada. Sonrasında bizim makalemiz var, Emre Hoca ile beraber yazdığımız. Göçmen karşıtlığında tehdit algısı, korku ve endişe duygusu. Bu günümüzün gene hani Türkiye örneğinde düşünebileceğimiz, tartışabileceğimiz ama aslında dünya ölçeğinde çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Çok önemli, evet. Bunların üçü de sunulmuştu konferansta. Sonrasında Emre Hoca'nın bir eklemesi oldu. Terör ve korkunun el ele ördüğü duvarlar başlığında ve aslında terör hepimizi bir biçimde donduran ve kitleyen bir olgu ve maalesef ki yaşamımızın çok önemli bir parçası olarak onunla yaşamayı bir biçimde öğreniyoruz, yaşamak istemesek de onunla. O yüzden böyle bir eklemenin iyi olacağını düşündük. Hani korkuyu terörden bağımsız ya da terörün yarattığı şiddetten bağımsız çok da konuşmanın eksik kalacağını düşündüğümüz için böyle bir ekleme makalemiz var. Kadir Dede bir faşist minimum olarak korkusuzluk. Kadir'in metni de çok güzel. Çünkü orada işte Emre Hoca'nın söylediği o disiplinler arası gidişi görüyoruz. Bir takım ne diyelim sanat alanıyla ilişkilendiren sanatta korkuyun özellikle Türkiye üzerinden baktığı bir metin Kadir'inki. Aslında korkunun hep sürdüğünü ve bu korkuların benzerlikleri ve farklılıklarını tartıştığı bir metin. Sonrasında bu Kadir'inki de sunulmuştu. Araştırmaktan korkmak, Cumhuriyet tarihi boyunca akademik çalışma konularının sınırları isimli Hacı'nın makalesi var, Hacı Çevik'in. Türk İslamcılığı, Sağ Siyaset ve Yeni Tür Popülizm'de Özgür'ün makalesi, Özgür Olgun Erden'in. Bu iki makale, sonrasında da Tuğçe Erçetin'in makalesi bir popülist korku senaryosu altında biz onlar daha çok Türk siyaseti üzerinden okuyor. Yani Türk siyasetinde korkunun rolünü ele alan metinler. En sonunda da Emre Hoca ile bir kapanış makalesinin olması gerektiğini toparlama düşündük aslında. Evet. Çünkü biraz şöyle bir durum var. Yani hani biz alanda çalışanlar, siyaset bilimi içinde üretenler için belki bu gidiş gelişler biraz daha rahat anlaşılır ama aklın ötekisinden siyasetin merkezinde duygular başlığını vermeye çalıştık. Biraz öyküyü anlatmaya, yani siyaset biliminin içinde işte bu akılcı davranan insandan duygularıyla davranan insanı anlamaya yönelik geçişi biraz analiz etmeye çalıştık. Buradaki tartışmaları özetlemeye çalıştık. Sonuçta korku çok temel duygulardan bir tanesi. Bu şekliyle görmemiz gerekiyor ama duygular tartışması siyaset biliminin içinde bununla bitecek bir şey değil. Özellikle bu alanda çalışmak isteyenlere bir toparlama makalesiyle de bitirmeye çalıştık. Bir de tabii kitabın başında da bir giriş. Girişte de benzer bir iş yapmaya çalıştık. Var. O da ortak bir makale. Evet, yani evet. Buradaki derdimiz biraz şöyle, bu alana özellikle girmek isteyen arkadaşlara hani bir tür yardımcı olabilecek, ufuklarını açabilecek, hangi kaynaklara gidebileceklerini görebilecekleri bir derleme sunmak istedik. Evet. Tabii ki bununla bitebilecek bir şey değil ama bir başlangıç olarak umut ederiz ki yardımcı olur. Evet, hem çok sayıda kaynak var hem de bugüne kadar yapılmış olan çalışmalardan da kısa kısa özetleri bu kitapta buluyoruz. Evet hocam, yani korku ve siyaset dediğimiz zaman sadece Türkiye'de yaşamıyoruz bunu tabii. Kitapta dünyadan da örnekler var. Özellikle de seçim dönemlerinde
bu konu çok daha ön plana geliyor. Fakat enteresan bir şey, 1930'lardaki sadece Almanya'daki Nazilerin yükselişi değil, onun dışında da genel olarak dünyadaki işte bir taraftan Japonya, bir taraftan İtalya'daki yükselişle birlikte karşılaştırdığımız zaman bugün de çok farklı bir durum olmadığını görüyoruz. Bunun nedenleri, yani siyasetin tersten sorarsak korkuyu kullanmasının nedenleri hakkında ne söylersiniz? Aslında tabii ne sağlıyor siyasete bu? Çok iyi şeyler sağlıyor. Yani çok büyük avantajları var. Şöyle bir şey, siyaset bir bakış açısından duyguları zaten kullanan bir alan. Yani evet, duyguları bırakan değil. Hani biraz önce Pınar'ın söylediğine ek yapayım. Niye aklın ötekisi? Şöyle diyoruz. Aklına karar ver, duygularına karar verme. Oysa bildiğimiz modern zihin bilim bize şunu öğretiyor ki duygularla karar veriyoruz. Duygularınız olmazsa karar veremiyorsunuz. Dolayısıyla bunu zaten sahada siyaset yapan herkes biliyor. Ajitasyon, propaganda dönemlerinden tutun çok farklı örneklere gidebiliriz. Siyaset duyguları kullanır. Ama her duygu eşit midir meselesi geliyor burada. Korku, bizim de iki makalede vurgulamaya çalıştığımız şey oydu. Önemli bir duygu, insanın içinde olan bir duygu, yaşaması için ihtiyacı olan bir duygu ve o duygu otomatik olarak zaten insanla beraber geliyor. Otomatik olarak gelmeyen şu korkunun nesnesine. Neden korkacağım? Ne beni korkutacak? Burada klasik bir örnek vardır hep bahseden. Ayı var, ayıdan korkacağım. Peki ayıdan korkacağım nereden biliyorum? Bu bir öğreti. İşte sosyal olanla psikolojik olanın bir yere geçtiği yer bu. Siyaset korkuyu nesne göstererek kullanıyor. Neden korkulması gerektiğini işaret ederek bundan korkmalısın diyor. Ve bu da işte düşmanlaştırma, şeytanlaştırma, insan dışlaştırma gibi bir süreci tetikliyor. Bugün Avrupa'da olan şey o. Bugün Avrupa'da insanlar belli bir duygu hali içindeler, bir tedirginlik içerisindeler. Peki neden tedirginim diye kendi kendilerine sordukları zaman bir nesneye ihtiyaç duyuyorlar. Ve söylüyor, evet tedirgin olman gerekiyor çünkü çok göçmen var. Çünkü Brüksel kötü yönetiyor. Çünkü siyasetçiler kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar. Çünkü. Bütün bunlar korkuyu manipüle ederek kendisine oy devşirmeyi kolaylaştıran bir şey. Çünkü korku içkin bir duygu. Bunu diğerlerine ayırt etmekte fayda var. Yani bunun karşısına umutu koyamıyorsunuz. Çünkü umut içkin bir duygu değil. İkinci sorum da bu olacak evet, zaten. Korkuyu yani korkma denmez, korkarsınız. Asansörde kalmaktan korkarım. Hani bu anlamlı bir şey olmasa gerekmiyor. İrrasyonel de olabilir ama korkuyorum. Ama haydi umut et kardeşim, olmaz. Çocuk büyüten herkes bunu biliyor zaten. Korkma demekle olmuyor bu iş. Başka şekilde halledilmesi gerekiyor. İşte siyaseti bunu çok iyi kullanır zaten her zaman. Evet, ve kolay yol bu. Çok korkutmak çok kolay. Bir de içinde bulunduğumuz hani küreselleşme diyeyim, terörist saldırıların artması diyeyim, ekonomik krizler diyeyim, işsizlik diyeyim, bütün bu belirsizlik ortamlarında zaten korkmamak için gerekli bilişsel enerjiye sahip değiliz ki. Dolayısıyla korkmak iyi bir kısa yol bütün bunlara. İçeriye kapanmak. Siyaset de bunu çok güzel kullanabilir ortama. Pınar Hocam, aslında baktığımız zaman korku geçmişte oluşmuşları kullanıyor. Umut dediğimiz zaman da biraz geleceğe dönük bakıyoruz. Çünkü siyasetçilerin korkuyu kullanmaları yanında aynı zamanda o korkunun oluşmasının nedenleri de siyasetten geliyor. Tabii toplumla siyasetçiler arasında çok da büyük bir ayrım yapmamız mümkün değil ama yani şimdi, neden umut ve gelecek yerine korkuyu kullanmak daha basit olabiliyor ki? Ya biraz şöyle, aslında bizim daha önce yaptığımız ötekileştirme ve kutuplaşma çalışmasında da aslında çok konuştuğumuz bir şeydi bu, anlama çabası. Yani rasyoneli anlamak ya da meşrulaştırmayı anlamak. Yani bir birey davranışlarını, mesela insan dışılaştırmayı neden yapar? İnsan dışılaştırmayla nasıl yaşayabilir? Yani bir grubu insan gibi görmemekle nasıl yaşayabilir? Burada karşımıza çıkan en önemli şeylerden bir tanesi, insanın kendisiyle ilgili korkuları olduğu zaman, yani işte hayatta kalmaya dair, bu hayatta kalmayı çok daha geniş şekilde anlayabiliriz. Korkma içinde olduğu zaman bir kere zaten bir donma haline giriyorsunuz. Ve mümkünse işte, yani kitabının arkasında da özellikle belirtmeye çalıştığımız, güvenli bir yere sığınma istiyorsunuz. Yani bizleri oluşturmak istiyorsunuz. Evinizin sınırlarını yükseltmek istiyorsunuz. Bu ülkenizin sınırları da olabilir. Yani duvarların arkasında kendinizi korunaklı bir alana koymak istiyorsunuz. Ya da işte Fanon'dan alıntıyla kullandığımız, işte annenizin kucağında olmak istiyorsunuz. Çünkü öbürleri, uzaktakiler sizin için
tehlikeli hale geliyor ve o tehdit algısı altında yaşamak istemiyorsunuz. Bu burada tabii hani asıl soru bence, yani umutu ve geleceği konuşuruz bence, ama öncelikle var olanın nasıl bir şey olduğunu anlamamızın çok hayati olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bizi belki işte bir umuda gideceksek, bir farklı bir gelecek hayal edebileceksek, önce bugün yaşadığımız şeyin, bugün yaşadığımız korkuların ve tehdit bizim çok tartıştığımız bir şey, hem makalede hem diğer çalışmalarımızda da, özellikle göçmen karşıtlığı alanında çok net görüyoruz bunu. Tehdit altında hissettiğiniz zaman siz o açıklığı gösteremiyorsunuz. Evinizin kapısını açmaktan korkuyorsunuz ve evinizin kapılarını mümkünse camlarınızı kapatır hale geliyorsunuz. Demir parmaklıklar. Evet. Ama ne yazık ki bir yandan da bunları yapmanız sizi o korkudan kurtarmıyor. O tehdit algısından kurtarmıyor. Daha beter içinize döndüğünüz ve sürekli endişenizin sürdüğü bir yaşam kılıyorsunuz. O yüzden burada gerçekten korkuyu anlamak, tehdit algılarını anlıyor olmanın belki başka bir tür diyaloğu, yani birbirimizi duyabileceğimiz, işte o duvarların arkasından sesleri geçireceğimiz. Birbirimizle temas edebileceğimiz. Evet, çünkü tam da kelimesi bu. Temas bunu kıran bir şey. Ama gene Fanon'da ve sonra Saramet'te ona referansla bizim de makalede kullandığımız, aslında korktuğumuz nesneyle karşılaşmadığımız müddetçe korkumuz devam ediyor. Yani siz diyelim ki bir şeyden korkuyorsunuz, ona dokunduğunuzda belki kırılabilir o korku, değişebilir. Ama o korku nesnesi uzakta olduğu, işte siyahi bir insana, Fanon'un kendisi üzerinden yazdığı bir metin var ve bence gerçekten çok vurucu. O kişi, uzaktaki o siyahi kişi olduğu müddetçe korkulan nesne olarak sürüyor. Ama eğer onunla temas etmeye başladığında aslında korkulmayacak biri olmadı ortaya çıkabilir. Konuşmaya, dokunmaya başladıkça. Evet. Evet. Yani burada özellikle sosyal alanda yeniden üretilen korkularımız için, hani burada da şeyi söylemek lazım, yani her korku nesnesi aynı değil ya da bütün farklılıklar var, ama bizim burada tartıştığımız, özellikle deminden beri konuştuğumuz siyasal alanda korku nesnesi olarak karşımıza çıkan ötekiler, ötekileştirilenler, o zaman işte dokunduğunuzda aslında çok size benzeyen bir kişiyle karşılaşabildiğinizi, sizin gibi ağlayan, gülen, acıları olan kişiler olduğunu gördüğünüzde işte o inşa edilmiş korku duvarı bir anda yıkılabiliyor. Yani biraz bana göre, yani umuda gidebilmek için öncelikle umuttan önce resmimizi doğru çekiyor, korku da dahil olmak üzere içinde olduğumuz ruh hallerini anlıyor olmamız gerekiyor. Çünkü korkunun en temel noktası işte bizi fiziksel olarak da donduruyor olması. Yani hareket etmemizi ve düşünebilmemizi aslında donduruyor. Ve biraz da davranışlarımızı da meşrulaştırıyor. Çünkü hayatta kalma savaşı verirken kendimizden beklentilerimiz de çok daha az olabiliyor. Bu yüzden bana böyle hani adım adım ilerlemek gerekiyor. Yani biraz bugünün çok iyi analiz edip sonrasında evet gelecek için nasıl başka bir umudu içeren bir siyasal alan nasıl mümkün konuşmak ya, gerekiyor. Tabii gibi. Benim sorum esas itibariyle siyasetçiler açısındandı. Yani siyasetçilerin çok kolaylıkla ele alabildikleri, ifade edebildikleri. Yani siyasetçiler belki bunu çok bilinçle yapmıyorlar. Ama bu gene bir tartışma konusudur. Bizim diğer alanda da çalıştığımız empati açısından siyasetçiler aslında çok empatik olabiliyorlar. Başarılı siyasetçiler aslında empati duygusu çok yüksek olanlar. Ve kitlelerin korkularını iyi anlarlarsa onu kullanmak, onun üzerinden gidebilmek çok daha başarılı olabiliyor. Evet. Çünkü o zaman zaten o korkuyu orada hissettiğinde onun üzerinden işte işini kaybetmek olsun, yaşam şeklinin risk altında olduğunu söylemek olsun, geleceğe dair çocuklarınız nasıl bir toplumda yaşayacak da dahil olmak üzere bunların hepsi bir malzeme olarak bir siyasetçinin kullanabileceği bir şey. Çünkü aslında bir yandan da çok kolay. Biz hep bunu diğer çalışmalarımızda da söylemeye çalıştık. Siyah beyaz olarak koyduğunuzda çok daha rahat aktarabiliyorsunuz. Grilerle yaşamak daha zor. Çok daha, yani burada gerçekten grilik içinde yaşamak kolay bir şey değil. Ve korku siyah beyaz siyasetini çok daha rahatça kullanmayı getiriyor. Yani siyahlar korkulacak, beyazlar güvenli alan ya da tam tersi, nerede durduğunuzla bağlı. Ama grilikte yaşıyoruz. O yüzden de siyasetçiler daha net mesajlar. Çünkü mesela bizlerin çalışmalarını bile işte diyelim ki bir özetlemeye çalıştığımızda ama bir dakika şu da var dediğimizde mesaj karmaşıklaşıyor. Oysa basit mesajlar daha net geçiyor. Ve korku bence bu açıdan çok güçlü bir araç siyasetçilerin elinde. Özellikle de popülist siyasetçilerin elinde diyelim. Yani bütün siyasetçiler demeyelim ama
hani en azından bir alan bırakalım daha evet. farklı davranmak isteyenlere diyelim. Hocam Pınar Hoca'nın da belirttiklerinden hareketle önemli sözcükler olarak bilgilenmek, hı hı. Temasa geçmek, tartışmak ve konuşmak, hı hı. korkuyu önleyici sihirli cümleler olabilir mi? Sihirli tabii tırnak içinde. Aslında çaba harcamak. Yani evet. bütün bunlar. En büyük gayret şey göstermek. Pınar'ın da bahsettiği mesele korkuyla karşılaştığınız zaman devreyi kapatıyorsunuz. Enerji tasarrufu yapıyorsunuz. Çünkü hayatta kalma moduna geçiyorsunuz. Bunun bu zamanda çaba harcamaktan kaçınıyorsunuz. Neyin çabasını harcamıyorsunuz? Bir, ikinci bir bakış atmaktan kaçınıyorsunuz. Arkasını anlamaktan kaçınıyorsunuz. Temas etmekten kaçınıyorsunuz, eleştirmekten, kendi pozisyonunuzu eleştirmekten güvende hissettiğiniz için bütün bunlar çaba gerekiyor. Zaten korku anı dediğimiz an o ya da korku iklimi dediğimiz şey insanların bloke olduğu şey. Amerikan yazınında bunun en fazla görüldüğü şey 9-11 saldırıları. Yani orada gerçekleşen saldırıdan sonra paralize olan bir toplumdan bahsediyoruz ve çok yavaş çözülüyor. Yani açılması çok uzun zaman alıyor. İşte bu sırada da bir bombardımanla karşılaşıyor. Nasıl bir bombardıman? Bilgi bombardımanıyla. Kulelere saldırırlar. Kim saldırdı? Müslümanlar. O oraya döşeniyor. Nedensel ilişki kurulmuş haline geliyor. Bir, ikinci sebep hangi Müslümanlar? Müslümanlar mı yoksa teröristler mi? Teröristin dini olduğunu falan sormuyorsunuz. İngiltere'de olduğunda, İspanya'da olduğunda ya da bizim başımıza geldiğinde doğrudan bir müsebbip gösterip günah keçisi ediliyor. Ve buna dönüştürülebilir. Bu da medyada bunu zaten kullanıyor. Yani medyanın işine gelen bir şey. Buradaki çok önemli şeylerden bir tanesi şu, korku iklimini çoklaştırmak medyanın işine geliyor. İnsanları sorgulatmak yerine o korku senaryosunu üretmek. Zaten medyanın dünyayı olduğundan daha dehşet dolu temsil ettiğini biliyoruz. Yani o kadar çocuk kaçırılmıyor, o kadar insan öldürülmüyor, o kadar kadın öldürülmüyor diye bakıyorsunuz ama bir televizyonu seyrettiğiniz zaman, ana akım televizyonu, siz böyle manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Zaten aşırı dehşet dolu bir dünya sergilemesi varken terör olaylarını düşünün. O terör olaylarının nasıl yansıtıldığını düşünün. İnsanlar daha da korkutuluyor. Medya bunu seviyor. Bunu seven bir de siyasetçi var. Siyasetçi de bunu kolaylıkla kullanabiliyor. Çünkü düşman göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiğinde vatandaş için çok fazla bir şey kalmıyor. Onun çaba harcaması lazım. Ve psikolojisi o çabayı harcamaya uygun değil. Kilitlenmeden kastımız o. Nasıl yapabilir? Bir kapasite meselesi olabilirdi. Yani bizim hep savuna geldiğimiz eleştirel düşünce, çoklu bakış açıları vesaire vesaire bu anla karşılaşmaya hazırlıyor bizi. O anda bunları devreye sokabilmeniz için bir kapasite ihtiyacınız var. O da daha önce yanınıza getirmiş olmanız lazım. O zaman ancak iki dakika durup ya bu öyle olmayabilir, başka türlü olabilir mi diye sormaya başlıyorsunuz. Yoksa size gösterilen yola giriyorsunuz. Bu da kolay ve çok insancıl bir şey bu. İnsan olduğumuz için yapıyoruz zaten bunu. Evet, siz futbolla da yakından ilgilisiniz. Evet. Yani sadece siyaset alanında her değil, alanda. Korkuyu medyanın kullanması. İşte mesela Galatasaray'da deprem diye tabii, her yerde. Manşet atarak yaklaşıyor. Ve bütün işte korkulabilecek doğal felaketler kesinlikle. Vesaire başka konularında bir... ifade biçimi haline rahatlıkla gelebiliyor. Bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Bu Nussbaum'un bir anlatısı var. Burada da işte kitapta da koyduk. Gizlenmiş düşman iddiası ve onu da kırmızı başlıklı kız masalıyla anlatıyor. Hmm. Diyor ki aslında diyor işte hani siyasetçiler ya da bunu kullananlar tam da kırmızı başlıklı kızdaki gibi işte bir tür kurt var ama kurt nine şeklinde. O yüzden siz bunu görmüyorsunuz. Aslında biz bunun farkındayız diye korkulacak nesneyi de böyle bir iddiayla kuruyorlar. Bence bu gerçekten çok önemli bir katkı. Yani çok bildiğimiz öykülerin aslında arkasında yatan şeyleri çok iyi sembolize ettiğini düşünüyorum. Burada işte bu insanın çünkü diğer canlıların korkusundan farklı korkusunun işte bu endişe halinin daha başka bir şey olduğunu gösteriyor bize. Yani sosyal yaşamın, sosyalleşmenin içindeki korkunun endişeye nasıl döndüğünü, sürekli bir korku halinde yaşamanın ne olduğunu ve bir de tabii işte demin konuştuğumuzda bizi bilgilendiren kişilerin ya da bize farklı bilgiler sunan kişilerin, medya olabilir, bu siyasetçiler olabilir, kamuoyu liderleri olabilir. Bunu işte aslında ben daha doğruyu görebiliyorum, o gizlenmiş düşmanı ben fark ediyorum gibi bir kırmızı başlıklı kız öyküsünü bize aktardıklarını söylüyor. Bu
Bu da sanki bana üzerine düşünmemiz ve gerçekten de birçok şeyi açabilecek bir ipucu gibi geliyor bu deminki tartışmalarımız bağlamında. Evet, ben buradan hemen makalelerden birine bir faşist minimum olarak korkusuzluk. Evet, evet. Kadir Dede'nin makalesi ve orada çok enteresan, birçoğumuzun da bildiği deve koşu kabareyi örnek veriyor. Yani sanatın korku üzerine de yarattıkları var. Mesela bugün itibariyle baktığım zaman deve kuşu kabare kadar etkili bir sahne olayıyla karşılaşamadığımızı düşünüyorum. Bu da korkunun bizi getirdiği bir nokta mıdır? Yani korkuyla dalga geçmek, alay etmek bile korkulan bir şey haline mi geliyor? Aslında işte düşünmek lazım. Yani çünkü bir yandan evet bunu hemen bu cümleyi de diyebiliriz. Çünkü gerçekten Deve Kuşu Kabare'nin metinlerine burada da baktığımızda ya da düşündüğümüzde o zaman yapılan hem espriler açısından hem ele alınan tekstler açısından bugün yapılabilir mi mesela? Gerçekten önemli bir soru. Yani yapılabilir mi, devam edebilir mi, başka tür engeller olabilir mi? Ya da biz kendimiz yani yapılabilir miden çok hani kişilerin kendi sansürü en korkutucu olan şeydir ya. Tabii, yani tabii. Acaba her birimiz ürettiğimiz şeyde öyle bir iç sansür mü uyguluyoruz? Bunu sadece sanatçılar için söylemiyorum tabii akademi ki. Akademi için de geçerli, hepimiz için. Böyle bir noktada o yüzden böyle bir genelleme yani yapılamaz ya da yapılır gibi bir cümle söylemekte düşünürüm. Ama bu bence çok haklı bir soru yani şöyle haklı bir soru. Hepimiz ne kadar bazı şeyleri içselleştiriyoruz ve belli bir tür sansürü kendimiz uygular hale geliyoruz yaşadığımız alanda. Kendi iç duvarlarımızı yaratıyoruz. Çünkü yani bir biçimde de korkularımızın olması yaşanılan koşullar içinde çok daha haklı temellere tabii, dayanabiliyor. Son derece insani. Çok öyle ama bir yandan da işte bunları yarattıkça ve bunların içine kendimizi hapsettikçe belki alanları da daha çok daraltmış oluyoruz. Burada ama ben şeyi çok önemli görüyorum yani kırılabilecek alanlardan ya da bize başka şeyleri gösterecek alanlardan bir tanesi hakikaten sanat. Sanat, tabii. İşte geçen sefer ev sahibi olduğumda Ali'yi ağırlamıştık. Yani Ali'nin mesela filmindeki safta çok net bir biçimde aslında o hissiyatı verebilmişti. Yani bizim akademik çalışmaların içinde üretmeye çalıştığımız birçok şeyi belki bizden çok daha başarılı ve etkileyici bir biçimde aktarabildi. O yüzden o korkularımızla yüzleştirecek ya da korkularımızı aşmamıza yardımcı olacak bir araç olarak sanat gerçekten ve belki de işte espriler, mizah çünkü her zaman bu... Bu yani, kısmını kullanıyoruz ama evet, değil mi? Yani Gezi'de özellikle de çok fazla kullanılan bir şeydi bu. Yani işte... Korkunun duvarlarını yıkmak açısından mizahın başka bir tür gücü var. Belki işte gene dediğim gibi tartışabileceğimiz bir şey ama o açıdan şeyin ki gerçekten Kadir'in makalesi güzel bir örnek verdi hepimize. Evet ve bunun da tabii dünyadaki örneklerini de sıralamış Kadir arkadaşımız. Evet sanat önümüzdeki dönemde ve şimdi özellikle korkuyla yüzleşmek açısından ve korkuya karşı mücadele etmek açısından çok önemli bir araç ve dileriz yani önümüzdeki dönemde bu konuda yeni yaratılan eserlerle sahnelerde ve filmlerde karşılaşırız. Yani işte her dönemin kendi şeyi yani sanat bence çok öyle bir şey yani her dönemin başka bir dili çıkıyor yani o yüzden şu an neyin sanat olarak ifade edildiği bundan doğru. Geriden şöyle diyeyim ileride gelecekte bir noktada dönüp baktığımızda bu dönemi en iyi sanatsal ürün olarak neyin temsil edeceği konusunda belki düşünmemiz gereken bir şey. Yani o dönem için belki Deve Kuşu Kabare örneğinde gördüğümüz bir biçimi bugün başka bir biçimi o sanatsal ifade alanında olabilir. Yani evet. Çünkü gençler yeni şeyler yaratıyorlar, yeni alanlar açıyorlar ve bunu da öyle düşünmek lazım. Bildiğimiz biçimleriyle belki değil, başka biçimleriyle şu an onlar dile geliyor olabilir. Evet, senelerden beri bildiğimiz işte karikatürler var. Hı-hı. Sosyal medya bu konuda dikkatli kullanıldığı takdirde. Mimler var. Takdirde, ben öyle. Mimleri yok saymamak lazım. Doğru. Bu internet mimleri bence yeni bir tür mizah olarak evet. Hızla yaygınlaşıyor. Ve her kanalda yaygınlaşıyor. Hani bizim gözümüzden kaçabiliyor. Bazılarına erişimimiz yok ama yani şu anda mizah dergilerinin olmadığı yerde bu internet mimlerinden hem de evrensel olarak iyisiyle kötüsüyle bir mizah yapılıyor. Evet.
Şimdi 2019 yılında Eskişehir Okulu tarafından düzenlenmiş olan konferansa da biraz eğilelim. Neler anlatacaksınız? Çünkü kitapta tabii ki onun makaleleri yer almıyor. İlk kısmı gelecek yıl. Ama orada da birçok konuyu daha güncel bir şekilde tartışma tabii, imkanımız orada, olmuştur. Tabii orada çok büyük bir şans da vardı tabii. Cem Kaptanoğlu hocanın misafirliği, ev sahipliğinde yapıldığı için psikolojinin ve psikanalizin biraz etkisinin daha ağır olduğu bir toplantı dizgesi geçti. Ve bir de şöyle bir şey, içinde bulunduğumuz toplum ve birçok Doğu toplumunda kuvvetli lider olması, kuvvetli lider arayışının altındaki gizemi araştırdı bize. Yani niye kuvvetli lider istiyoruz, neyin eksikliğini çekiyoruz? Burası tabii Freud'dan başlayan çok keyifli bir tartışma noktası yapabiliyor. 30'lardan başlayan. 30'lardan biri açıklama. Yani bir baba ihtiyacı, niye otoriteye mi ihtiyaç diyoruz, bazı geleneksel. Ama onun yanı sıra işte modern siyasal psikolojinin de söyledikleri var. O lideri nasıl üretiyoruz diye. Karizma kavramı tartışıldı. Karizma kavramı, karizmayı oluşturan ögeler tartışıldı. Halkçılık masaya geldi. O önemliydi ve Ecevit tartışıldı. Hani onun gibi bir sosyoekonomik alt yapıdan gelen bir insanın halkçı lider olarak algılanması gibi tartışıldı. Dolayısıyla oradaki mesele biraz daha o arayışla alakalı bir şeydi. Hani korkuya kaçışla dersek bu biraz daha arayışla ve o karizmatik liderin bu arayışın neresine oturduğu, anahtar mı olduğu, çözüm mü olduğu yoksa sorunun ta kendisi mi olduğuna odaklandık. Çok bereketliydi. Eskişehir'in iklimi çok farklı zaten. Kültürel iklimi çok farklı. Çok enteresan. Yani bir cumartesi günü 80-100 kişi arasında bir topluluk. Yani orada bir ders değil, bir konferans değil, bir kongre değil. Bu tartışma dinlemek için oradaydı ve çok canlı ve çok keyifli tartışmalar yapıldı. O da umarım çok iyi, nitelikli bir yayın olarak önümüzdeki sene elimize ulaşacak. Evet. Hocam, makalenizde 15 Temmuz ve kadınlar üzerinde duruyorsunuz. 15 Temmuz darbesinden bahsediyorum. Sokağa çıkan kadınlardan bahsediyorum. Başka bir makalede, burada değil, dipnotta ama evet, var. Dipnotta örnek var. Evet, olan. Evet. Çok dikkatli okumuş gibi. Sağ olun. Bu konuda bir kısa bilgi verir misiniz? Yani orada kadınlardaki itici güç nedir? Nasıldır? Şöyle, biz orada aslında bir soru sorduk bir ortak yazarımla beraber, Melis'le beraber. Şöyleydi sorumuz, yani özellikle daha muhafazakar diyeceğimiz kadınlar sokağa nasıl çıktı? Nasıl bir motivasyonla çıktı? Hele özellikle işte korku bağlamında hani şiddetin de silahın var olduğu bir alanda nasıl indiler? Hani genel olarak Türkiye'de siyasal katılımın biçimlerine baktığımızda sokak zaten çok tercih edilmez. Genellikle siyasal katılım azdır. Kadınlar da daha da azdır. Hani böyle bir durumda bu bize çok ilginç bir soru olarak karşımıza geldi. Kendimiz saha yapmadık. Bu bizim eksikliğimizdir. Ama var olan bütün anlatıları hem belgesellerden, haberlerden hem de bütün yani elimizde kamuoyuna açık bütün şeylerin taradık. Ve oradakileri de bir tür analiz etmeye çalıştık. Yani nasıl en azından kendileri bu motivasyonu nasıl açıklıyorlar diye. Çünkü burada şöyle o an nasıl indiler? Daha sonrakilerden bahsetmiyoruz. Yani 15 Temmuz gecesi işte korunaklı evlerden nasıl dışarı çıkıldı? Ne tür bir motivasyon var? Ve bu derlediğimizde birkaç tane şey gördük. Bir tanesi, belki yani çok kısa toparlamam gerekirse, bir tanesi tabii ilginç bir şekilde kendilerine aslında verilmemiş bir tür alana imkan buldukları için gittiler gibi bir durum var. Yani işte okumalarında kendi kendi sosyalleşmeleri içinde yüce bir mertebe olarak gördükleri bir tür şehitlik mertebesine ilk kez kendilerinin de varabilecekleri bir şeyi dillendiriyorlar. Çok enteresan, birkaç tanesinde özellikle çok vurgulanan ama çoğunda var olan mesela namaz kılıp sokağa çıkmak diye bir şey var. Evet. Ve bu aslında bir bütünün parçası gibi. Bu bize çok önemli geldi. Yani böylesi bir anlatıların, bildikleri anlatıların bir parçası olabilme imkanını, yani sokağa kadınların da kendilerinin de burada kendi iç imkanlarıyla çıkabilme noktasında çok ciddi bir motivasyonları var, iç motivasyonları.
Diğeri hani bu çok işte baba mevzusu demin konuştuğumuz, babalarının, ailelerin bir kısmının onayının zaten olması. Bir de daha büyük bir babanın kendi ifadeleriyle kullandığı şekilde reisin zaten sokağa çıkmalarını istemeleri. Yani o yüzden de hem babaları onaylıyor ama babalarının da bir tür babası gibi olan reisin de onayı var. Ve bu da anlatılarda çok söyleniyor. Yani zaten bizi çağırdı ve biz sokağa çıktık. Bu da benim için çok önemliydi. Yani tabii ki burada dediğim gibi yani gönül isterdi ki çok daha hızlı bir biçimde sahaya girip bunu kendimiz araştırarak derinlemesine mülakatlarla bunları yapmak. Ama yazılı olan metinlere baktığımızda da bu iki özellikle gördüğümüz kısmın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sonraki devam eden tepki toplanmalarının biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani o ilk gece korku duvarını aşmak dediğimiz şeyin nasıl olduğu sorusuydu bizim bu makale çerçevesinde baktığımız. Bir üçüncü şey, burada başka bir makaleye referans, neyse o detaya girmeyeyim ama bir de tabii dışarı çıktıktan sonra yaşanan başka bir şey yaratıyor. Bütün bu tarz özellikle şiddeti içeren sokakta olma hallerinde gördüğümüz, en azından daha önce yapılan çalışmalarda da kurgulanan, orada olmak başka bir gerçeklik yaratıyor. Yani orada olduktan sonraki davranış biçimi ve işte cesaret diyebiliriz belki ya da daha sonra devam edebilmek başka bir şey. Ama bizim ısrarla anlamaya çalıştığımız evden çıkmaya yol açan motivasyondu. Ama öbürü de önemsiz demiyorum. Yani işte bir yanındaki kişinin ya da beraber çıktığın arkadaşının yaşadığı bir şeye şahit olduktan sonra ya da beraber orada beraberce bir şeye direndikten sonra başka bir eşik atlanıyor. Yani burada da kullanılan kelime aslında bir eşik atlama. Ve o başka bir şey. Yani insan motivasyonunu, insan davranışını anlarken gerçekten de önemli diye düşünüyorum. Bu hani olağanüstü anlara bakmak gibi. Evet. Burada bizim Deep Note'da işte hem benim hem Emre Hoca'nın da gezi çalışması vardı. Biraz şeye bakmak yani korkunun aşıldığı anları incelemeye çalışmak. Yani duygularla siyasal eylem arasındaki ilişkiyi tartıştığımız çalışmalar örnek olarak vardı. Derlemenin içinde yok ama. Evet. Gezi araştırması da Emre Hoca'nın benim sorularımdan biri olacaktı ama başka bir sorum var. Özellikle verilen bir örnek var. İş adamları, farklı şirketlere mensup iş adamları, işle ilgili bir konuyu kendi aralarında son derece rahat tartışıyorlar, kararlar alıyorlar falan. Ve ondan sonra çıkılıyor. Bu sefer siyaset tartışmaya başlanıyor. Ortalık birdenbire birbirine giriyor. Bu aslında futbolda da çok karşılaştığımız bir olay. Son derece medeni, son derece nazik, duyarlı insanlar bir anda tribünlerde küfretmeye başlıyorlar, kavga etmeye başlıyorlar hatta. Bunların hepsinin ve tabii ki siyasetteki durumun önlenmesi için akademi yapması gerekenleri belki eksik kalıyor falan filan ama yapıyor. İşte bunun en iyi örneklerinden birisi de bu kitap. Siyasetçilerin özellikle de şu seçim döneminde yapması gerekenlere ilişkin birkaç cümleniz olabilir mi? Son dakikamızda. Seçimi kazanmak için mi, toplumun iyiliği bence için mi? Bence toplumu bilgilendirmek şimdi için. Şimdi burada en önemli şey, yani vulgarize ederek anlatacağım çünkü daha iyi anlatılıyor. İkili bir sistem içinde yaşıyoruz. Bu sistemlerden bir tanesi çok hızlı, hemen devreye giren, varoluşumuz için çok önemli ama hatalı bir sistem. Evet. Hata yapmaya da çok açık. Diğeri daha ayakları yere basan, daha fazla enerji harcayan, daha doğru, tırnak içinde kullanıyorum, daha az hatasız iş yapmamı sağlayan bir şey. Şimdi bu acelelik halinde, bu ivedilik halinde bir sistem birde kalıyoruz. Sistem ikiye geçmek çok kolay bir şey değil. Bu kapasite meselesi. Şimdi siyasetçilerden pek hayır beklenmemesi taraftarıyım. Çünkü onların çıkarına gelen zaten insanların kendi kalıpları içerisinde kalması. Yani ben kalıplar... sizin birkaç konferansınızda da bu cümleyi siyasetçiler onu yapar. Vatandaşın devreye girmesi çok gerekiyor. Önemli. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir iyi bir kurumumuz
Ben bir çok iyi bir kullanıcısıyım. WhatsApp gruplarında yalanın çok yayıldığını tespit etmiş ve stickerlar üretmiş. Bu stickerları alıyorsunuz. Mesela size bir tane resim geliyor. Orada bir siyasetçinin Ramazan günü rakı içtiğini görüyorsunuz. O sticker'ı yapıştırıyorsunuz. Sen bunu teyit ettin mi diye. Evet. Bu mesela bir dakika durmak. Teyitin ismini verelim. Dolayısıyla bize düşüyor. Yani burada zaten her zaman bize düşüyor. Siyasetçi iktidarını elinde tutmak isteyen bir aktör. İktidarını tutmanın kolay yolu bu. Vatandaşın onun işini zorlaştırması gerekiyor. O biraz önce bahsettiğiniz mesele de o. Niye kavga dövüşüyor? Çünkü ahlaksız olduğunu düşünüyor öteki tarafın. Ahlak dışı olduğunu düşünüyor. Bir dakika dursa, karşıdaki ahlaksız değil, satılmış değil, bidon kafalı değil vesaire vesaire değil. Onun da haklı olabileceğini dese, ilişki tiksintiye dönüşmeyecek. Tiksinmeye başladınız mı konuşmanız mümkün değil. Bize düşüyor. Yani çoğulculuğa ihtiyacımız var, farklı fikirlerin bir arada bulunmasına ihtiyacımız var, eleştirel düşünceye ihtiyacımız var. Ama bunu vermedikleri yerde, vermiyorlar ben eve gidiyorum denmez. Bizim bir adım atmamız gerekiyor. Biz elimizden geldiğince işte hem o hem bu diyerek, bu da doğru olabilir, o da doğru olabilir diyerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama her zaman doktrinler daha kuvvetli. Buna karşı insan direnmesi lazım. Evet, makalede, referans aldığımız makalede iki tane futbol takımı değil, bir futbol, bir beyzbol takımı aslında evet. karşılaşıyor ve onlar kendi kurallarını evet. birbirlerine evet. dayatıyorlar diyor. Hocam, son sözünüz. Çok tartışabilirmişiz gibi geldi daha pek devam etmek istedim galiba. Bu kitaptan minimum 3 tane program çıkacağını çok iyi biliyorum. Korkmasınlar, evet. yapmayız 3 program. Evet. Ama çok rahat okunuyor. İzleyicilerimize çok tavsiye ediyoruz. Mutlaka okuyunuz ve bugünleri kavramak açısından. Ya açıkçası ben bir şu cümleyi söylemek isterim herhalde. Siyasetteki gölge korku derken gerçekten de başlığı çok düşünerek söyledik. Çünkü bu gölgenin çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ve gene birçok çalışmamızda söylediğimiz gibi bu gölge sadece Türkiye'nin üzerinde olan bir gölge değil. Değil, evet. Bu dünya siyasetinin üzerinde olan bir gölge. Belki çağımızın diğer zamanlardan farklı bir tarafı da bütün iletişim kanallarına bu kadar sahipken bazı şeyleri bu kadar bilemememiz ya da işte bu post-truth dediğimiz gerçek ötesinin bu kadar çok olduğu yerde o gölgelerin bizi daha da karanlıkta bırakıyor olması. O yüzden bir açıdan gerçekten cesarete ihtiyacımız var. Yani gerçeği görebilmek için çaba gösterme cesaretine ihtiyacımız var. Çünkü o bazen görmek istemediğimiz şeyleri de bize gösteriyor olabilir. Ben bu açıdan herkesin birazcık daha o gölgeyi itecek cesaretinin olmasını dileyerek kapatayım. Evet, son cümleyi sizden de rica ediyorum. Son cümle aslında o gölge meselesini şöyle bir metafor olarak kullanabiliriz. Gölge düştüğü zaman griler kaybolur. Yani kontrastlar ön plana çıkar. Bizim bunu seçmemizdeki önemli şeylerden biri bu. Ve dolayısıyla kontrastları değil o nüansları aramamız gerekiyor. Grilikleri aramamız gerekiyor. Çünkü dünyada çok fazla renk var. Sadece siyah beyaz değil. Bu temsilden kaçınmamız gerekiyor ve bunu bir norm olarak koymamız gerekiyor. Renklilik arayışını. Yani bu şeyle alakalı değil, bir siyasi tercih değil. Bu normatif bir tercihe dönüşüyor. Bunu da yapmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Pınar çok teşekkür Hocam ve Emre Hocam. Evet efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Size çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta 125. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.